Bir gittim, o kızla oturmuş böyle baş başa, oh keyfi yerinde takılıyor. Ne? Bir de bana demez mi, programı öğretebilir misin sen Leyla diyor. Yarabbim. Bir dakika, hangi kıza, hangi programı anlamadım ben. Hangi kız olacak ya, o beraber oturduğu kıza işte. Öyle şeyler yapmaz ama o. Ya Allah'ını seversen bırak hep yaptığı şeyler ya, bana mı öğretiyorsun? Hep yaptığı şey mi? Osman öyle şeyler yapmaz diyorum abla ya. Hayır canım, Osman değil, Emre. Emre mi? E sen Osman'ın sete gittin ya, ben ondan bahsediyorsun zannediyorum. Ben de aynen öyle söyledim. Dedim ki benim sözlüğümün setine gitmem gerekiyor. Beni görünce çok mutlu oluyor. Benim ona onur getirdiğimi düşünüyor. O yüzden öğretemem dedim. Hayır, bilen birini alsaydın işe, değil mi? Ben artık o ajansta çalışmıyorum ki yani. Osman ne yapıyor? Görünce seni sevinmiştir. İyi işte, ne yapsın ya? Oyunculuk yapıyor. Oyunculuk yapacak tabii. Başka bir şey yapsa şaşırdık zaten. Bir dakika, ben anlamadım. Sen niye şimdi Emre Bey'e sinirleniyorsun? Hayır canım. Ben prensip olarak söylüyorum yani. Benim yerime birini işe alıyorsan en az benim kadar donanımlı olması gerekiyor. O bakımdan. Hmm. Sen ne yaptın ben yokken? Ben Can'a istifa etmeyeceğimi söyledim. Aa, nasıl karşıladı? Hiç hoş karşılamadı. Ablacığım bak, emin misin? Bu yüzden yine aranız bozulmasın. Aslında pek emin değildim. Yani kendimi de böyle vazgeçecekmişim gibi hissediyordum zaten ama... Hüma Hanım'la ajansta karşılaştım. Fuara gitmenim de demediğini bırakmadı bana. Neymiş efendim, ben duygularımla hareket ediyormuşum. Kariyer planlamam yokmuş. Ajansta yaptığım hataların aynısını yayın evinde yapıyormuşum. Bana bunları söyledi. Böyle mi söyledi sana? Evet, üstüne polen. Barıştığınıza göre artık sen ajansa geri dönersin sanem. Zaten yayıncılık sana göre bir iş değil mi? Ezmeye çalışıyorlar seni sanem. Ezmeye çalışıyorlar ablacığım. Evet. Ezdirmedim ama ben kendimi. Verdim cevaplarını. Aynen öyle. Ezdirme kendini. Ayrıca Yiğit bana güveniyor. Bana kitap konusunda destek oluyor. Kitap kapağı için ödüllü bir tasarımcı var. Onunla anlaşmak üzereymiş. Ne bileyim, sözleşmeyi yapalım. Ödeme yapacağım sana dedi bana. Gerçekten mi? Ay çok sevindim ablacığım. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Artık yani siz Can'la barıştığınıza göre bu polenin gitmesi gerekiyor değil mi? Bitmedi mi hala bunun kitabı ya? Evet, gidemedi bir türlü. Bitmedi ya kitap. Cilt cilt basıyorlar sanki ve anlamadım. Sen fizikçisin hanımefendiciğim. Senin karada ne işin var? Senin uzaya çıkman gerekiyor. Bakalım orada bir oksijen var mı? Ayak basılıyor mu? Basılmadık yerler bir keşfet bakalım. Bizi seninle gururlanalım, alkışlayalım seni. Yok, böyle böyle gitmesi gerekiyor bak. Burada hayat var demesi gerekiyor. Yok. Yok, bunlar hep böyle. Hep böyleler bunlar, hep hep. Ha, takdir edelim ama. Burada edemiyoruz ki. Ne yapalım? Patlıcan musakka. Ne yapalım şimdi? Pardon, pizza sizin miydi? Evet evet, ben sipariş verdim. Değil mi? Ablam ödeyecek, ona kilitledim şu anda. Biz Can'la yiyeceğiz bunu, gidiyorum. Oh ne güzel. Ablası öder, ablası sponsoru çünkü. Ne kadardı? Sani, ya harikasın ya. Ben de çok acıktım ve beraber pizza söyleyelim diyecektim. İyi oldu. Pizza diyorum. Ha, aslında biz Can'la yiyecektik, o yüzden sipariş etmiştim ama. He. İstersen sen de dahil olabilirsin. Yok ya, ben kendim söylerim, sorun değil pizzayı. Abi yalnız çok sipariş var, sipariş bir saatten önce gelmez. Hadi ya. Tamam, başka bir yerden söylerim ya. Sağ ol. Peki, afiyet olsun. Gerçekten dahil olabilirsin. Yok ya, bakın keyfinize. Görüşürüz. Boğuldu biraz. Hadi ben gidiyorum artık. Sanem dur bir dakika, ben de seninle geleceğim. Gideyim de şu programı öğreteyim, şu kıza da yakamdan düşsünler. Ay, pizzayı kapacak sandım biliyor musun? Can, selam. Öğle yemeğini yedin mi? Tam şu an yemek arası veriyordum yani. Tamam, o zaman süper bir zamanda geldim. Ya şey, benim aslında Sanem'e sözüm vardı. Birlikte yeriz diye planlamıştık. Minik farem, acıktın mı? Acıktım bir tanem. Acıktım. Ne oluyor ya? Şey, acıktığımı tahmin etmiş. Polen de gelirken sağ olsun bir şeyler getirmiş. Yeriz diye düşünmüş. İnce düşünmüş. İyi biri kendisi. Eksik olmasın. Vallahi harika şeyler aldım. Ketojenik ürünler satan bir restoran var da inanılmaz sağlıklı şeyler satıyorlar. Bayılacaksınız. Gel sen de değişiklik olur sana Sanemciğim. Elimdeki sonuçta kereste değil değil mi? Yani şey, canı pizza yemek istedi. Biz de pizza söyledik. Öyle mi istedin? İstedin ya. Bu arada benim canım pizza çok istedi. Hı-hı. O yüzden pizza. Müsaade edersen onu yiyeceğiz. Sanem, umarım teklifin hala geçerlidir. Çünkü en yakın sipariş bir saat sonra geliyor. Buna niye böyle ya? Ben hiçbir şey anlamıyorum şu anda. Nasıl pizza, güzel mi? Vallahi daha tadına bakamadık. Dur bakalım o zaman. Afiyet olsun kardeşim. Aa. Güzelmiş bayağı ya. İki üç parça biz de bir şeyler yer miyiz acaba? İnşallah, öyle umuyorum ben de.
Güzel yedik be. Güzel, evet. Vallahi. Afiyet olsun. Anne. Yayın evinden söylediler de burada hoş olduğunu. Hoş geldiniz Mevkübe Hanım. Merhabalar. Enteresan dörtlü. Sen neden, nasıl oldun, niye geldin? Sen gelmedin ya eve. Ben de dedim bir iş yerine gideyim de bir baskın yapayım. Aldım da haberlerinizi. Nasılsın, haberler ne gibi? Nereden, nasıl? Kuşlar söyledi bana. Kuşlar detay verdi mi? Verdiler, verdiler. Rahat mıydı oteliniz bari? Rahat. Tı. Sen de mi gittiniz buraya? Ha yok, İzmir yok. Yok, rahat. Rahat olduğu söylendi Sanem tarafından bana. Çok rahatmış değil mi Sanem? Evet evet, çok rahat. Değil mi Yiğit? Değil mi? Rahattı. Ha, evet evet, çok rahattı İzmir çok. Yani benim odam çok rahattı. Sanem de memnun kalmıştır diye düşünüyorum. Öyle işlerimizi hallettik, geldik öyle. Evet. Ha. İyi ya, bunlar ne ama? Ayo bunları mı istediniz? Dışarılıklı dışarılıklı yenir mi bunlar Allah aşkına canım? Vallahi yakalandık. Bugün de böyle oldu. Bir ara verelim dedik. Her gün sağlıksız. Bir gün sapıtalım böyle dedik. Sağlıksız, sağlıksız. Falan çağımızın da en büyük sıkıntısıdır ya, böyle tok tutan ama hiçbir besin değeri olmayan ilişkiler. İşte temsili. Aa, öyle demeyin lütfen. Bakın burada benim aldıklarım son derece sağlıklı, besin değeri yüksek şeyler değil mi? Neden senin böyle bir deri bir kemik kaldığını anlaşıldı be yavrum, yazık ki azıcık. Bundan ye sen bak. Sen bunlardan ye. Yok. Sana yarar bunlar, ye çok, ye. Çok teşekkür ederim. Neyse şey, ben bir çıkayım ya, benim işlerim vardı. Unutmadan onları halledeyim. Cancığım ben sana kitapla ilgili bir yere uğrayacağım. Devam ederiz. Görüşürüz, hoşça kalın. Yeterince övdü tabii kendini. Yemeğine puanım 4. Gelmem bir daha. Emre Bey, ben bunu sağ tarafa mı yazacağım? Hayır Melis'ciğim. Bak sağ taraf geçmiş haftayla ilgili. Eğer sen yepyeni bir haftaya başlıyorsan sağ tarafa yepyeni bir kolon açacaksın. He, tamam anladım. Şükürler olsun. Tamam, hepsini dinleyeceğim, hepsini. Olur. Bu arada gayet hızlısın. Aa, öyle mi diyorsunuz? Evet evet. Yani birkaç hata var ama yavaş yavaş düzelecek, merak etme. Bana güvenebilirsiniz Emre Bey. Sana güveniyorum zaten. Evet Leyla'cığım, bir şey mi var? Ben gerçi bir 10 dakikadır falan buradayım ama önemli bir şey bölmüyordum inşallah. Sözüm yanından geldim de ay nasıl sevindi beni görünce, bir bilsen. Çok fazla da işim yoktu. Dedim ki geleyim şu Melis'e öğretmemi istediğiniz programı öğreteyim dedim, çıksın aradan. Olur, olur. Al bakalım. Çıksın aradan. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşemeyeceksiniz. Sormayın Hüme Hanım, yani ben artık Sanem'e de annesinin nasıl tahammül edeceğim en ufak bir fikrim yok. Annesi burada mı? Evet. O da daha kendimi nasıl dışarı attım size anlatamam. Ben hayatımda bu kadar avam bir kadın daha görmedim. Acaba Can bunu nasıl görme, hiç bilmiyorum yani. Gel. Tatlım dur dur. Görecek, o da görecek, merak etme. Şimdi onlar buradaysa ben hiç karşılaşmak falan istemiyorum. Hadi birlikte çıkalım. Gel. Kabak tatlısı getirdim ben bu arada, biliyor musunuz? Oh, bayılırım. Bayılırım, ben de bayılırım. Sen eksik olma zaten, her şeye tatlı. Ya bilseydim daha çok getirirdim. Biraz az getirmişim. Kalabalıkmışsınız da. Artık tadımlık yersiniz. Ben de yerim. Sen yeme, yeme sen. Sen yeme. Ben alayım şöyle. Sen yeme. Senin canın yerinde maşallah. Sen başka tatlı da yeme. Sen evde ye. Can, eğer sakıncası yoksa çocuğumu bir dakikalığına alabilir miyim dışarı? Bakmıyorum ki ben artık o işlere ya. Patronu şu işte karar merci bu artık. Tabii Mevkübe Hanım, ne zaman isterseniz. Hiç sorun değil tabii. İşiniz ki istediğiniz zaman. Ya. İyi, hadi bakayım çocuğum, gel. Yayın evine de bekleriz. İnşallah, hadi çocuğum. Bir şey yaptık biz. Annen, ya niye çekiştirip duruyorsun beni? Ne oluyor kız burada? Ne oluyor? Sorma, soru sorma. Sormuyorum. Anlamıyor mu zannediyorsun? Zannetmiyorum. Patronu kim senin? Can. Can'dı ama şimdi Yiğit. Kibir çöpü gibi olan mı? Öyle mi? Değil mi? Öyle mi görüyorsun? Sen nasıl görüyorsun, hoş gibi mi, ne gibi görüyorsun sen? Hayır, ben bir şey görmüyorum. Çocuğum, ben o çocuğu hiç sevmedim. Onu görüyorum. Can da uyuz oluyor. Niye anlamıyorsun sen? Biliyorum. İnadına mı yapıyorsun? Hayır yapmıyorum. Allah Allah, İzmir'lere gidiyorsun. Ha gitmiyorum. Gitmedin mi? Ah gidiyorum be anne, kafamı bıraktım ben de. Sen Can'ı sevmiyor musun artık? Seviyorum. Barışmadınız mı siz Can'la? Barıştık. Mevkuve teyzeciğim, barıştık. Siz haklıydınız. Nasıl? Ne zaman? Ben her zaman haklıyım çocuğum.
Kesinlikle hep haklısınız. Annen geçen gün şirkete gelmiş de buraya. Yani insanın yakıştığı yeri bu hayatta bulması hiç kolay olmuyor demişti. Yollar bitmez. Yine gidilir. Hep gidilir ama yoldaşla gidilir demişti. Ben de ondan sonra gidememiştim işte. Anne. Sen kesinlikle bu arada etkileyici konuşmanı annenden almışsın. Aman çocuğum, ben bunları etkilemek için yıllardır susmamacasına konuşuyorum ama tık yok. Neyse, ben artık mahalleme gideyim. Göreceğimi gördüm ben. Tamam, şey yapmayalım o zaman. Sessiz anne, konuşacağız. Yaprak sarması yine yaparsınız değil mi? Ben yaparsanız yerim yani. Yaparım. Kabak tatlısından da yapın ya. Bu it, yiğit yedi, hepsini yedi. Muhakkak. Yapıyorum, bir ne geliyorum. Koparsan, benden ne koparırsa ya, öyle bir tarzı var. Hiç şey etme sen. Sen şey etme, kibrit çöpü gibi bir şey zaten. Hiç şey etme sen. Hadi görüşürüz. Seviyorum ya anneni vallahi. Şaşkınlıkla izliyorum. Tatlı ya annen, öyle gele gelsin gitsin ya. Ne çok şey toplamışsınız. Evet evet ya, mahalleliler çok yardımcı oldu sağ olsunlar ama mama yeterli değil. Mama çok yok. JJ, ben onu çözdüm. Geçen yıl çalıştığımız bir mama firması vardı. Onlardan rica ettim. Beni kırmadılar sağ olsunlar. Sponsor oldular. Bir yıllık barınağın mama ihtiyacını karşıladılar. Sen şahane bir insansın. Can, çok iyi düşünmüşsün bunu. Çok iyi bir fikir. Sen takipçisi ol ama her sene yenilesinler sponsorluğu. Kesinlikle. Bundan sonra ben de. Canım, çay içer miyiz? Çay içer miyiz? Çaydan ziyade bence bir an evvel hazırlanıp çıkalım. İkimiz mi gideceğiz? Evet, gitmeyelim mi? Gidelim ama Yiğit matbaadan broşürleri bastırıp öyle gelecekti. Olur, bekleyelim. Polen de gelir zaten birazdan. Bu arada alelacele ikimiz birden çıksak çok hayırlı olacak. Bence de. Benim son bir elektronik postam vardı. O böyle bilgisayarı kapatayım, son bir toparlamalar falan. Gidelim. Tamam. Arkadaşlar aynı hızla bir de herkes el atsın, arabaya da taşıyalım. Deren, biz çıkıyoruz. Tamam Can, biz de çıkarız birazdan. Tamam, siz nereye? Biz de Arlacize'ye gideceğiz de geçen gün konuşmuştuk. Ha şey, yaşlar atlası sebebiyle. Okay. Evet, işte biz de hediyelerimizi aldık. Güliz, JJ, ben gidiyoruz. Aa, keşke biz de gitsek ya. Biz işte her yerde olamıyoruz ya aynı anda. Barınağa gitmemiz lazım. Biz bilahare seninle baş başa gideriz. Tamam, mutlaka gidelim ama. Tamam. Gerçekten çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Sadece yaşlar haftasına değil, onları her zaman hatırlamamız gerekiyor. Tabii ki öyle. Biz zaten o yüzden Fikri Harika ailesi olarak her zaman onların yanındayız. Çok selamlarımızı iletin. Evet, geleceğiz, söyleyin. Tamam, merak etmeyin. Hadi biz de hazırsak çıkalım o zaman. Tamam hadi. JJ hazır mısın? Kocaman oldular. Hadi JJ. Tamam, evet, hadi, tamam. Hadi geç kalıyoruz. Hadi. Merhaba Yiğit Bey, hoş geldiniz. Sanem ne tarafta? Sanem Hanım Can Bey'le birlikte barınağa gitti. Ya çok kötü bir trafiğe yakalandım. Geç kalmadık değil mi? Yok, zaten Sanem'le Can da beklemeden gitmişler. Beklemeden gitmişler. Tamam. Yani biz de birlikte gideriz. Sonuçta geç kaldık. Beklememeleri normal değil mi? Tabii. Nerede biliyor musun sen yerini? Bu konuda benim bir bilgim yok. Ben Sanem'i arayayım o zaman bir. Tamam. Buraya basınca da sana bütün dökümü gösteriyor, tamam mı? Melis. Ha? Dinliyor musun sen beni? Evet, evet. Öyleyim, ne dedim ben en son? Yanlış cevap. Buraya basınca da sana bütün dökümü gösteriyor dedim. Tamam mı? Okey. Okey mi? Ya evet, hallederiz. Ben sana bir şey soracağım. Sor. Emre Bey'in sevgilisi var mı? Nasıl? Emre Bey'in işte sevgilisi var mı? Sen bilirsin, kaç yıllık asistanısın. Ben patronumla böyle muhabbetlere girmem Melis'ciğim. Sen de girmesen iyi edersin bence. Aşk bu Leyla'cığım. Emre Bey gibisi zor bulunur. Melis, Emre Bey hiç senin sandığın gibi biri değil tatlım. Düzgün bir adam o. İyi ya, işte o yüzden kaçırmamak gerekir. Hem o da bir erkek ve erkeklerin hepsi aynıdır. Kendilerini mutlu edecek kadınları beklerler. Evet, nasıl gidiyor bakalım? Melis'ciğim, kahveyi bildin mi? Evet, harika. Ya harika. O yüzden ben gidiyorum. Bence Melis'in bana ihtiyacı yok. Sizin de dediğiniz gibi maşallah çok zeki. Zehir, zehir. Bundan sonrasını kendi halledebilir diye düşünüyorum. Emre Bey, öğrendiklerimi size gösterebilir miyim? Göster bakalım. Ne yaptınız? Göster bakalım. Çık lan sen! Çık lan!
Hamza. Aa, Güliz hanım, canım. Hoş geldin. Hoş geldim. Ve fark ettiysen ağır çekimde geldim. Evet, evet fark ettim. Çok etkileyiciydi de. Neden? Çünkü buraya ağır abi kimliğimle geldim. Bugün ajansta erkekçe konuşmaya geldim. Evet, evet, evet. Çok hoşsun. Bu arada çok şık olmuşsun tatlım. Vallahi mi? Muzo. 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 Vuhum. Muzo, iyi misin? Muzo. Muzo. Ah, Cengiz. Cengo. Gülizciğim, kusura bakma. Bu etkileşimli bakışmamıza bir ara vereceğim. Tamam, işim var zaten. Cengiz, gel lan buraya. Gel buraya. Gelsene lan buraya. Gel oğlum buraya. Gel buraya. Muzo, sen ne yapıyorsun bu kılık kıyafetinle? Ha? Niye böyle geldin? Ne oluyor? Seninle erkek erkeğe konuşmaya geldim oğlum. Erkekçe. Adam adama konuşacağız seninle. Eğer uygun bir erkek erkeğe odası varsa oraya gidelim. Yoksa seni ajansın içinde rezil ederiz. Şşş, bağırma. Sürekli bağırma. Bağırıp durma. Yeter. Var, toplantı odası var. Gidelim oraya. Gidelim o zaman. Yok bir şey yok. Toplantı odası burada. Yürü şuradan tamam yürü. Ajansın ortasında. Yürü beni bağırtma. Beni delirtme şimdi. Yemin ediyorum bak işler sonra diye geldi. Beni bağırtma yürü lan. Yürü şuradan. Nereye bak. Önden git oğlum sen. Önden git oğlum. Hayırlı çalışmalar olsun. Yürü geç şuradan. Saçma sapan hareketler yapma. Benim ağzım sen ne yapıyorsun? Onu geç şuraya. Geç şuraya sesini çıkarma. Muzo ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Ne yapıyorsun? İtmeler, kalkmalar falan. Ne çıkıp geliyorsun sürekli ajansa? Deli misin sen? Ha? İş yeri burası. Mesai saatlerindeyiz. Çalışan mısın sen? Ben çalışan değilim Cengiz. Ben alışanım. Yemin ediyorum buraya gelip gitmeye bir alışırım. Peşini bırakmam bak. Akıllı ol Cengiz. Uyandırmaya geldim. Kes. Niye geldin? Hayırlı bir iş için geldim. Ama sert geldim. Ne istiyorsun? Ben bir şey istemiyorum. Töreler kurban istiyor artık. Ve o kurban sensin Cengiz. Mevkibe anam duruma el koydu. Nokta. Hangi duruma? Neye el koydu? Senin Ayhan'la ilişki durumuna. Senin ilişki durumun ne? Karışık. Bak gideceksin. Benim Ayhan bacımı usturupla isteyeceksin. Adabınca, edebince, delikanlıca isteyeceksin. İsteyecek misin? Evet. Çikolatasıydı, şekeriydi, yok efendim sandalye giydirmeydi, yok makas kesmediydi. Yüzük takmaya kadar gideceksin. Yüzük mü? Yüzük değil, tüzük. Aşkın kanununu yazdılar yeniden Cengiz. Ve mahkum sen oldun. Bana doğru bayılma. Git bu tarafa doğru bayıl. Git masaya doğru bayıl. Çekilin masaya bayıl. Benimle destek alma. Git masaya bayıl. Bak bunları yerine getireceksin. Ben buraya kendi adıma değil, mahallem adına geldim. Devirin şuraya. Git buraya devirin. Evet, herkes geldiyse başlayabiliriz. Bu haftaki bilançolarımızın neden bu kadar düşük olduğunu grafik hızla aşağıya... Değil mi? Fark ettim. Dışlayın. Zaten baştan almayacak gibiydi. İstemiyorum. Evlenmek istemiyorum. İstemiyorum. Evlenmek falan istemiyorum. Ne oldu? Ha daha ne olacak daha? Gelsin istesin demişler. Çikolata falan getirip istesin demişler. Ne bakıyorsun? Böyle böyle istesin demişler. Nasıl istesinler? Neredesiniz? Gel gel. Çık çık çık. Gelsin istesin demişler. Gelsin istesin. Çikolata falan alsın gelsin demişler. Ya sen Ayhan'a zaten evlenme teklif etmemiş miydin? Git la ile işte kız işte. Ya ettim ettim. Ya kim gelsin istesin demiş anlamadım. Annem. Mevkime Hanım. Başkan, reis ya. Duruma el koymuş. Cece bir saniye sakin ol. Sen şimdi Ayhan'la kesinlikle evlenmek istemiyor musun? Bak emin misin? İstiyorum, istiyorum. Fakat şu an olmaz. Başım ağrıyor. Hep babaannemin yüzünden böyle gelinlik ve damatlık yollamış memleketten. Ayhan da onları görünce coştu. Ya Cece bu arada... Senin memleket. Neresi orası ya? Konumuz bu mu? Şu an çık önümden. Cece. Efendim. Sakin ol. Sen bunu Ayhan'a söyledin mi Cece? Söyleyemiyorum ki, söyleyemiyorum. Tam söylüyorum, yarıda kesiyor lafımı. Böyle de bıçak sallıyor, et doğruyor. Süt kuzusunun etini döven beni ne yapar kim bilir? Bir de düğün pastası düşünmüş böyle katlı katlı gökdelen gibi. Çıkacağım üstüne atlayacağım en sonunda. Doğru söylüyorsun, kolay değil tabii söylemek. Söyleyememen normal yani. Ne kolay değil, kolay. Böyle şeyler kolay. Abartmayın. Mutlaka söylemelisin. Ya en azından bunu bilmeli. Hak etmiyor bunları Ayhan. Evet, böyle bir şey kimse hak etmez. Ben hak ediyor muyum? Ben hak ediyor muyum? Hazır olmadığım bir evlilik mi yapayım? Bak böyle saklıyorsun, saklıyorsun. Sonra Ayhan bunu öğrenecek, daha kötü olacak. Göreceksin. Veya pişman olacağın şeylere sebebiyet vereceksin muhtemelen gibi geliyor bana. Muhtemelen. Aşık olmadım, mafyaya girdim sanki. Bence sen hemen bu akşam söyle.
Bu akşam mı? Söyle, tertemiz. Ya dürüstçe anlat ona her şeyi. Onun anlayışla karşılayacağından eminim. Ben zaten senin yanındayım. Sen bir artık yanında olmasan mı ya? Ondan oluyor zaten bunlar. Sen bir ajansta olsan. Can. Hadi abi. Ne oldu? Hadi abi, hadi. Hayır, tamam, tamam. Sen işimin başında. Erkenden çık, bir kafanı dinle, hava al. Tamam, hadi. Hadi. Kovuyorsunuz sandım. Kovuluyorum sandım. Kovulmadım. Sen kovulur musun? Patrona meyhane gitmişsin. Şşş, şş, insanlar bilmesin. Toparlanıp çıkacağım hemen. Tamam. Akşam görüşürüz. Ablacığım ben de çıkıyorum. Nereye? Ya birkaç işim var, onu halledeceğim. Sonra da Osman'ın yanına sete uğrayacağım. Tamam, ben de bir yayın evine uğrayayım, ondan sonra çıkacağım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. E ne oldu şimdi? Herkes çıktı, ben tek başıma mı kaldım? Herkesi gönderiyorum ben buradan ya. Aa. Hadi ben çıktım. Nerede, nerede? Ah Sani, dönmüşsün. Evet, hiç. Sen niye gelmedin? Ben son dakika bir işim çıktı ya, öyle hep son dakika çıkıyor ama kusura bakma. Bir dahakine beraber gideriz artık, ne yapalım? Tamam, orası o kadar güzeldi ki. Keşke gelseydin. Ha bu arada sözleşmeni hazırlattım orada. Bunu imzaladığın an resmi olarak kitabın hazırlık süreci başlamış olacak. Özellikle belirttim yani. Bir teslim tarihi yok. Sen bitirdiğin zaman basacağız. İnanmıyorum. Ay çok sevindim. Yani bu sayede hayallerime bir adım daha yaklaştım sayende. Ben sana çok teşekkür ederim. Yani bana inandın, güvendin, destek oldun. En kısa zamanda romanı bitirip teslim edeceğim. Bekliyorum. Hayırlı olsun. Sabırsızlıkla bekliyorum. Ay imzam da o kadar kötü ki. Tamam. Senin de imzalaman gerekiyor sanırım. Evet. Pek de okunaklıymış gerçekten. Şimdi. Hayırlı olsun. Tamam, ben birkaç dosya alacağım. Evrak, sonra da çıkacağım. Kitap için herhalde. Evet, kitap için. Bayağı çalışkansın. Oyun oynamak istiyorsan oynarız Can Divit.